Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Tunç Bey'in başından geçenleri anlatacağız sizlere. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Adım Tunç. 40 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Bugün size 10 sene önce yaşadığım ama hala etkisinden çıkamadığım, hayatımı mahveden bir olayı anlatmak istiyorum. Ben Kahramanmaraş'ta doğdum. Annem de babam da buralıdır. İki tane de kız kardeşim var. 13 yaşıma kadar köyde yaşadım. 13 yaşımdayken de merkeze taşındık. Merkezde ortaokula, ardından liseye başladım. Liseden sonra yine şehrimizde bulunan üniversiteyi kazandım ve orada okudum. Üniversite benim için çok güzeldi. Çünkü orada bir sürü yeni insan vardı. Kötülemek istemiyorum ama Kahramanmaraş'ın insanı benim için biraz yobazdı. Hep tek tip yaşarlardı. Farklı kültürlere alışkın değillerdi. İşte üniversiteye gittiğimde bütün bunların etkisinden kurtuldum. Orada çok farklı insanlar, çok farklı hayat tarzları ve çok güzel kızlar vardı. Ben çok sosyal biriyimdir ve derslerden sonra hep arkadaşlarımla takılıyordum. Arkadaş ortamında da sevilen birisiydim. Bir de hoşlandığım kız vardı ki anlatmaya kelimeler yetmez. Her okuldan döndüğümde anneme onu anlatıyordum. Anne, sınıfımızda çok güzel bir kız var. Ona aşığım hem de deliler gibi. İnşallah cesaretimi toplayıp bir gün onunla konuşabilirim diyordum. Annem de bu kadar aşık olduğum kızı merak ediyor ve bir gün okula geleyim de bana da göster diyordu. Ben de onu kırmadım ve ona sevdiğim kızı gösterdim. Annemin kızı beğeneceğini zannediyordum ama hiç beğenmedi. Bu ne böyle? Başka bir kız bulamadın mı oğlum? Bunun suratında 10 kilo boya var. Bir de mini mini giyinmiş, tövbe ya Rabbim dedi. Annemin o sözlerine çok sinirlendim. Zaten dedim ya, çok bağnaz bir insandı. Farklı fikirlere, farklı görüşlere hiç saygısı yoktu. Belli ki o kız batıdandı. Orada öyle giyiniyorlardı. Olamaz mıydı? Anneme göre olamazdı işte. Ben de çok sinirlendim ve inat etmeye başladım. Anneme olan inadımdan ötürü o kızla tanışmak ve konuşmak istedim. Birkaç hafta sonraki bir derste yanına oturdum ve tanıştık. Kızın adı Selin'di. Tanıştıktan tam 3 hafta sonra da çıkma teklifi ettim. Selin çıkma teklifimi kabul etti ve sevgili olduk. Üniversite bitene kadar sevgililiğimizi devam ettirdik ve daha sonra ailelerimizi açıkladık. Selin'in ailesi İzmir'de yaşıyordu. Beni hiç görmemişlerdi. Ama Selin'e hakkımda çok güzel şeyler söylüyorlardı. Belli ki seviyorlardı beni. Ben de onları çok seviyordum. Benim ailem Selin'i bir türlü benimsemiyordu Lale Hanım. Özellikle annem hiç sevmemişti onu. Bu konuda sürekli babamın da aklını dolduruyordu. Selin ailesinin kız isteme merasimi için hazır olduğunu söylüyordu. Ama ben yalan atmak zorunda kalıyordum. Çünkü ailemden gelen hiçbir somut adım yoktu. Aslında babam anneme göre biraz daha toleranslı biriydi. O yüzden hedefimi değiştirdim. Anneme şirin gözükmektense babama yaklaştım ve işi hallettim. Ben 26 yaşındayken Selin'i istemek için İzmir'e doğru yola koyulduk. Annem yine her zamanki gibi memnuniyetsiz ve asık suratlıydı. O kötü enerjisine her an yaymaya devam ediyordu. Selin'i istediğimizde dahi ona ters bakıyordu. Bu durum çok sinirimi bozuyordu artık. Kendi annemden nefret eder olmuştum. Biz Selin'i isteyip nihayet düğünümüzü de yapmıştık. Artık önümüzde mutsuz olmamız için hiçbir neden yoktu. Kahramanmaraş'ta annemlere yakın bir ev kiralayıp oturmaya başladık. İkimiz de çok mutluyduk. Tabii annem her şeyi mahvedene kadar. İlk 2 ay boyunca hiçbir şekilde bir problemimiz olmadı Lale Hanım. Güllük gülistanlık yaşadık. 2. aydan sonra annem her şeyi berbat etti. Sürekli olarak hastalandığını söylüyor ve bizim evde yatıya kalmaya geliyordu. Gerçekten hastalansaydı eğer onu sırtımda taşıyıp hastaneye götürürdüm. Ama hasta olmadığından adım gibi emindim. Onun amacı eşime eziyet etmekti. Eşimin yaptığı yemekleri beğenmeyip çöpe döküyor, çekirdek çitleyip çöplerini yere atıyor, tuvalete girdiğinde sifonu çekmiyor, banyo yaptığında dökülen saçlarını bile toplamıyordu. Ama eşim çok sabırlı bir insandı. Anneme karşı sesini bir kere bile çıkarmadı. Bu durumda içten içe annemi daha da sinir ederdi. Annemin kafasındaki plan basitti.
eşimi kışkırtacak ve sonra bana sığınacaktı. Aklınca eşimin zalim olduğunu göstermeye çalışacaktı. Ama ben bunları yemezdim. Annem baktı ki hiçbir şey istediği gibi olmuyor. Pılını pırtını toplayıp babamın yanına gitti. Birkaç ay olsa da rahat edebildik. Ama sonra yine başımın etini yemeye devam etti. Eşim çarşıya gittiğinde sürekli yanıma gelip biz en iyisi sana köyden ikinci bir eş bulalım. Bu kızdan hayır yok sana gör bak demeye başladı. Bu cümleyi o kadar fazla kullandı ki en sonunda dayanamayıp patladım. Ben patladıktan sonra bir süre benimle konuşmadı. Ama sonunda yine yanıma geldi. Bu sefer yüzünde o eski hırçın ifadesi yoktu. Gayet doğaldı. Yanıma yaklaştı ve ben sana neden ikinci bir eş almanı söylüyorum oğlum biliyor musun? Çünkü bu kız seni aldatıyor. Ben onu başka bir erkekle gördüm. Yanlarına gidip ikisine de birer tokat atacaktım ama korktum. Bu şeytanlardan her şey beklenir. Onları gördükten iki gün sonra da senin yanına geldim. Affet oğlum. Hemen söyleyemedim. Çünkü ben de olayın çokundaydım dedi. Başta pek inanmadım ama sonra gördüğüm deliller inanmam için yeterliydi. Gördüğüm ilk delil eşimin günlüğünün içindeydi. Eşimin çocukluktan beri kullandığı bir günlüğü vardı. Günlüğünün içi yazılarla ve kalplerle doluydu. Rastgele kalpli bir sayfayı açtığımda başka bir erkeğin fotoğrafıyla karşılaştım. Esmer, sakallı bir adamın iki tane vesikalık resmi. Bu resimler benim eşimin günlüğünde ne arıyordu? İlk başta aklıma aldatma ihtimalini getirmedim. Ama gördüğüm ikinci delil bunu anlamama yetmişti. O vesikalık resimleri gördükten iki ay kadar sonra eşim kuafördeyken dolabını açtım. İç çamaşırı kısmından bir koku geldiğini fark ettim. Çekmeceyi çekip iç çamaşırlarını kokladığımda bir erkek parfümü kokusu aldım. Bu parfüm benim kullandığım parfümlerden birine ait değildi. O yüzden çok sinirlendim ve üzüldüm. Belli ki eşim beni aldatıyordu. Yani annem haklıydı. Ne yapıp ne edip eşimden boşanmam gerekiyordu. Bu yüzden önceliğim eşimi basmak oldu. Eşimi gizlice takip edecek ve beni aldattığı adamla onu basacaktım. Bütün anları videoya çekip mahkemeye verdiğimde ise her şey tamamlanmış olacaktı. Sırf bu yüzden 5 ay boyunca eşimi takip ettim. Her çarşıya, markete veya pazara gittiğini söylediğinde ondan tam 10 dakika sonra evden çıktım ve gittiği yollardan gitmeye başladım. Ama hiçbir sonuca ulaşamadım. Eşim nereye gittiğini söylediyse oraya gidiyordu. Markete gideceğini söylediğinde markete, pazara gideceğini söylediğinde ise gerçekten pazara gidiyordu. Artık hiçbir şeyi anlayamıyordum. Çareyi annemin yanına gitmekte buldum. Aile evimize varıp yemek yedim ve mutfakta annemle gizli gizli konuşmaya başladım. Anne, sanırım sen haklısın. Bu kız beni kesinlikle aldatıyor. Özellikle eşyaların içinde başka bir adamın fotoğrafları var. Bir de çamaşırları erkek parfümü kokuyor. Onu suçüstü yakalamak için hep takip ediyorum ama bir türlü yakalayamıyorum. Ne olursun bana yardım et dedim. Ve geri dönüşü olmayacak bir hata yapmış oldum. Annem, madem sen aldattığına inandın ve boşanmıyorsun. O zaman sözüme gel de ikinci karıyı al dedi. Nasıl olacak anne? Sadece bir tane resmi nikahlı eşim olabilir. Kanunlar daha fazlasına izin vermiyor dedim. Kanunlar vermiyor ama din veriyor. Dini nikah kıyacaksınız. Sana köyden kızı ayarladım bile. Aylardır bekletiyorum biliyor musun? İkinci eşin olacağını biliyor ama başkasının tek eşi olmaktansa senin ikinci eşin olurmuş. İşte sen böyle yakışıklı, böyle karizmatik bir adamsın dedi. İkinci eş olayına pek sıcak bakmasam da eşimden intikam almak için böyle bir işe giriştim. Eşimin ruhu bile duymadan imam nikahıyla ikinci eşim olan Ayşe'yi aldım ve akşam eve götürdüm. Eşim onu kapıda görünce kuzenim zannetti. Ama ben tanıştırayım. İkinci eşim Ayşe dedim. Ben bunu söyler söylemez yere yığıldı. İki gün hastanede kaldı. Benimle konuşmuyor, tek lokma yemek yemiyordu. Yanına gidip neden böyle yapıyorsun ki? Beni aylarca aldatmadın mı? Senin aldatmalarına karşılık olarak ben de ikinci kadını aldım. Hiç itiraz etme dedim. Sinir krizi geçirip üzerime atladı.
Beni dövmeye çalışırken bir yandan da ne aldatması. Bunu senin kafana kim soktu böyle diyordu. Eşimin rol yaptığını düşünüyordum. Birkaç gün sonra annem ben ve Ayşe'yi balayına gönderince eşim iyice delirdi. O süreçte annemle bizim evde kalmışlar ve defalarca kez anneme saldırmış. Ben artık eşimin yaptıklarını hiçbir şekilde umursamıyordum. Çünkü beni aldatmıştı ve yakalandığı için de sinirliydi. Bu bütün suçlularda görülen bir durumdu. O yüzden aldırış etmeden Ayşe ile yaşamaya devam ettim. Artık Ayşe evin sultanı olmuştu. Selin ise kül kedisiydi. Ayşe, ben ve Selin bir sene boyunca aynı evde yaşamaya devam ettik. Selin kıskançlıktan defalarca kez Ayşe'yi tekme tokat dövmüştü. Bense onun bu davranışlarına asla anlam veremiyordum. Madem beni aldatıyordu, o zaman neden kıskanıyordu beni? Aldattığın adama git ve hayatını orada yaşa diyordum ona. Zaten Selin'in ailesi de benden boşanıp eve dönmesini istiyordu. Ama Selin dönmemekte ısrarcıydı. Neden ısrarcı olduğunu da sonradan anladım. Ayşe'nin annesi vefat edince bir aylığına köye dönmek zorunda kaldı. Bu süreçte Selin ve ben evde tek başımıza kalacaktık. Ayşe gittikten bir hafta sonra gece yarısı eve girdim. Yatak odasından gülüşme sesleri geliyordu. Evde başkalarının olduğu kesindi. Hemen mutfakta duran kalın ve uzun oklavayı alıp içeri girdim. Bir de ne göreyim? Selin ve iki erkek bizim yatağımızda yatıyorlardı. Selin beni görünce sen ikinci karıyı alırsın da ben de ikinci hatta üçüncü kocayı alırım dedi. Bu sefer ben sinir krizi geçirdim ve oklavayla iki erkeği dövmeye başladım. Ama onlardan biri beni öyle bir tuttu, öyle bir dövdü ki kendi evimde dayağımı yedikten sonra dışarı atıldım. Ve ağlaya ağlaya annemin yanına gittim. Annem sen nutuk çekmeye başladı. Ben sana dememiş miydim oğul? Bu kızla evlenmemeni belki 500 kere söyledim. Ama dinletebildim mi? Tabii ki de hayır. Bu kız zaten hayırsızın tekiydi. Ondan sana hayır gelmeyeceği kesindi. Ne diye gidip evlendin onunla? Anneme hak verdim. Birkaç gün sonra dönüp Selin'e boşanmak istediğimi söyleyecektim. Ama o çoktan işlemlere başlamıştı. Onu son kez gördüğümde bana dönüp bu zamana kadar hep seni aldattığımı söyledin. Nefsine yenilip üzerime kuma getirdin. Hakkımda kim yalan söyledi bilmiyorum ama ben seni hiç aldatmadım. Seni aldatmamama rağmen üzerime gül kokladığın için ben de o adamlarla birlikte oldum. Hiçbir şey umurumda değil. Sen seni çok seven bir kadını kaybettin dedi. Bu sözler bir kulağımdan girip diğer kulağımdan çıktı. Çünkü o ana kadar beni aldattığını düşünüyordum. Selin ve ben boşandık. Ayşe de köyden geldi ve boşanmanın ardından onunla resmi nikahlıydım. Selin'le boşandıktan 3 sene sonra annem verem oldu. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Annem verem olduğunda Ayşe de çocuğumuza hamileydi. O zamanlar benim için her şey çok zordu. Çünkü her yere benim yetişmem gerekiyordu. Annem verem sayesinde çok acı çekti. Ve acı çeke çeke öldü. Öleceğini anlamış olmalı ki ölmeden bir gece önce odada sadece benim kalmamı istedi. Herkes gittiğinde ağzını açtı ve aslında Selin seni hiçbir zaman aldatmadı oğlum. Biliyorum inanması güç ama hiçbir zaman aldatmadı. Her şeyi ben planladım. Başından beri sevmiyordum, istemiyordum o kızı. Bizim kültürümüze, örfümüze ve adetimize yakışmayan bir kızdı. Bu yüzden onunla bir araya gelmemeniz için elimden geleni yapmalıydım. Ama ne yaparsam yapayım, sen sanki bir büyünün etkisindeymişsin gibi onun peşinden gidiyordun. Sana söz dinletemiyordum. Onu çok sevdiğini anlayınca onun seni aldattığı yalanını attım ortaya. Günlüğünün arasına da erkek fotoğraflarını koyan benim. İç çamaşırlarına parfüm sıkan da benim. Her şeyi ben planladım. Hatta Selin'in yaşadıklarına dayanamayıp iki erkekle birlikte olması bile benim yüzümden. Allah da benim belamı böyle verdi işte. Verem oldum, sürünüyorum dedi. Bunları duyar duymaz odadan çıktım ve hastanenin bahçesinde bir sigara yakıp düşünmeye başladım. O kadar çok düşünmüştüm ki birkaç paket sigara içmeme rağmen kendimi hala ilk sigarada zannediyordum. Demek ki her şeyin başı annemdi. Demek ki Selin'in hiçbir suçu yoktu. Sadece boşluğa bakıp düşünüyordum. Annem o gecenin sabahında hayatını kaybetti. Ölmesine ne üzüldüm ne sevindim diyebilirim. Annemin cenazesine de katılmak gelmedi içimden. Herkes beni yufladı ama ben doğru olanı yaptım. Anneme ait ne varsa yok ettim içimde. Birkaç ay sonra Ayşe doğum yaptı. Nur topu gibi bir kız bebeğimiz oldu. Eşim,
Ben ve kızım yaşamaya başladık. Selin'e ulaşmaya çok çalıştım ama bir türlü ulaşamadım. Eğer ulaşsaydım ona ne kadar pişman olduğumu söylerdim. Eşim Ayşe ve kızım Sevda ile güzel bir hayat yaşayabileceğimi zannettim. Ama o da olmadı Lale Hanım. Geçtiğimiz sene yaşanan 6 Şubat depreminde ikisini de toprağa verdim. Aynı zamanda babam da öldü. Sadece kız kardeşlerim kaldı. Bu hayat sevdiğim herkesi bir şekilde aldı benden. Ama ben her zaman Rabbime şükrediyorum. Her zaman daha kötüsü olabilirdi diye düşünüyorum. Depremden sonra uzun bir süre kendime gelemedim. Bunalıma girdim. Sağ olsun uzaktan bir akrabamız bize yardımcı oldu. Beni ve kız kardeşlerimi İstanbul'a götürdü. İstanbul'da yeni bir hayata başladık. Ben bir inşaat firmasında iş buldum ve hala da aynı yerde çalışıyorum. Çok dostlarım oldu. Birkaç kadın da hoşlandı benden ama onlara pas vermedim. Çünkü ben artık aşka tövbeli bir adamım. Bir kadını sevdim. Annem beğenmedi diye onun hayatıyla oynadım. Ve beni aldatmasına sebep oldum. Annemin istediği bir kadınla evlendim. Ona iyi bir hayat sunamadım. Ve oturduğumuz çürük bina yüzünden enkaz altında can verdiler. Babamı da çok seviyordum. O da enkazın altında gitti. Ben yaşadıklarımdan kaçmaya çalışıyorum. Ama onlar zihnimin içinde hep bir şekilde debelenip duruyorlar. Ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum onlardan. Size çok teşekkür ediyorum Lale Hanım. Son olarak Selin. Eğer bütün bunları izlediysen senden özür diliyorum. Hiçbir zaman sana layık olamadığım için lütfen beni affet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Tunç Bey'in başından geçenleri anlattım bugün sizlere. İnanın bu hikayeyi okurken bu kadarı da olmaz dedim içimden. Ama her bu kadarını da olmaz dediğimde yeni bir şeyle karşılaştım. Bazen hayat gerçekten çok acımasız olabiliyor. En yakında güvendiklerimiz, sevdiklerimiz, annelerimiz, babalarımız bile ihanet edebiliyor bize. Şimdi size soruyorum, oradaki günahsız kişi kimdi sizce? Ayşe mi yoksa Selin mi? Bence her ikisi de. Çünkü birisi sevdiği bir adamla evlenip ömrünün sonuna kadar mutlu olacağını düşleyerek girmiş bu yola. Bir diğeri de türlü bahanelerle kandırılıp zorla hayatına sokulmuş birisini. Ama annesi, inanın onun için söyleyecek tek bir sözüm bile yok. Allah rahmet eylesin. Eminim ki diğer tarafta şu anda bu yaptıklarının bedelini ödüyordur. Lafı gelmişken 6 Şubat'ta hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza buradan Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Umarım bu tarz bir olayla bir daha karşılaşmayız. Tunç Bey'e de yeni hayatında güzellikler diliyorum. Evet biliyorum, bu yaşadıklarından sonra hayata tutunmak gerçekten zor. Ama bir destek alıp yeni bir başlangıç yapabilir bence. Lütfen sizler de ondan destek mesajlarınızı esirgemeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de bu beyefendi gibi benimle paylaşmak istedikleriniz, yaşanmışlıklarınız, kimseye anlatamadıklarınız varsa eğer, ben Lale, buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.